Hoş geldiniz Habertürk'e. Merhabalar, selam, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Biz Ankara'dan yağmurlu ve rüzgarlı bir havada program yapıyoruz, diliyoruz bir aksaklık olmaz. Umarım, zaman öncesinde küçük bir aksaklık olmuştu ama umarım bu yayına yansımaz. Güzel güzel yayınımızı yaparız. Çok teşekkürler, sağ olun biliyorum, katıldığınız biliyorum, için. Biliyorum, çok biliyorum. Teşekkürler. Sayın Sakık, şimdi hükümet kanadı çözüm sürecinde birinci aşamanın henüz tamamlanmadığını ısrarla söylüyor. Başbakan Erdoğan, Türkmenistan gezisi dönüşünde biliyorsunuz Türkiye'yi terk konusunda verilmiş sözler yerine gelmiş değil. Çocuk, yaşlı, kadın gibi %20'lik bir çekilme söz konusu demişti. PKK çekilmiyor mu Sayın Sakık? PKK ne yapıyor? Evet, aslında bu çok haksız bir itham. Yani son birkaç aydır, yani 6-7 aydır bu ülkede silahlar sustu. Kan, gözyaşı, tabut, ölüm yok. Yani bu pencereden bakmamız lazım. Yani gerillanın ne kadar çekilip çekilmediği konusunda sürekli bu konuda bir tartışma var. Aslında buna hiçbir gerek yok. Daha önce eğer bu tartışmaları bitirmiş olsaydık, biz gerillanın çekildiği dönemde açık net olarak söyledik, komisyonlar oluşmalıdır. Yani parlamentodan, sivil toplum örgütlerine, akil insanlardan bu çıkışları kontrol altına alabiliriz. Ama ne yazık ki hükümet bu konuda bir yani bir paylaşım içerisinde olmadı. Şimdi eğer bugün silahlar susuyorsa ve ölüm yoksa, kan, gözyaşı yoksa, yani çekilip çekilmemenin çok fazla bir anlamı yok. Yani bu, evet, PKK ve KCK'nin açıklamaları var. Biz bu açıklamaları doğru buluyoruz. Çünkü yani geçmişten bugüne kadar bu hareketi iyi tanıyoruz ve biliyoruz. Evet. Önünde ve arkasında duramayacağı hiçbir şeyi söylemiyorlar. Biz çekiliyoruz ama aksaklıklar, engeller olabilir ama biz gerilla birliklerinin büyük bir kısmını yani Kuzey Kürdistan'dan Güney Kürdistan'a götürdük. Varsayalım ki yani bu topraklarda kaldılar ama silahlar susmuşsa biz niye bu pencereden bakmıyoruz? Bakın, silahlar sustu. Demokratik zemin bu konuda ne yapabilir konuşuyoruz. Hükümet üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiş olsaydı aslında bugün 20-30 rakamlarda takılmadan ne yapabilir konuşurduk. Silahlar, evet, susuyor dediniz ama silahlar eğer sussa bile, olduğu yerde duruyorsa eğer, silahların gölgesinde bu adımlar nasıl atılabilecek? Dolayısıyla böyle bir kanaat söz konusu zannediyorum. Hayır, ben bir varsayımlar üzerine yorum yapıyorum. Evet. Yani bakın, silahların gölgesi yok. Silahlar konuşmuyor ve silahlar 8 aydır bir tek insan ölmedi. Demek ki bu konuda ciddi bir samimiyet vardır. Yani samimiyet testini yeniden sorgulamanın çok doğru olmadığını, biz mesela bu yazın heba edilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Bu ve sürekli parlamentoyu bu yaz tatilinde milletvekilleri yaz tatil yapmamalıdır dedik. Çünkü önemli bir süreç Kürt tarafı ve üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirdi. Ben eminim ki gerilla birliklerinin büyük bir çoğunluğu bu toprakları terk edip gittiler. Eğer bir kısmı kalmışsa, o da çok net bir bilgi sahibi değilim. Ama kalmışlarsa da yani zamanın ruhuna uygun bir şekilde hareket ediyorlar ve silahları konuşturmuyorlar. Silahlar can almıyorsa hükümetin ve siyasal iktidarın bir an önce bunun gereğini yerine getirmesi gerekirken, ama ne yazık ki dönüp bakıyoruz Sayın Başbakan'ın yurt dışı gezilerinde ve yurt içinde yaptığı açıklamalarda ana dilde eğitim olmaz diyor. Ana dil olmayınca peki nasıl iç barışımızı sağlayacağız? Hı. Siyasi partiler yasası, seçim kanununda veyahut da %10'luk baraj değişmez diyor. Peki bakın, PKK lideri Sayın Öcalan'ın açıklamaları, 21 Mart'taki o açıklamaların açık ve net olarak bütün Türkiye kamuoyuna ve dünya kamuoyuna şunu söylüyor. Silahlar miadını doldurdu. Yeni bir sürece giriyoruz. Peki, demokratik zeminde artık siyaset yapacağız. Evet, şimdi baştan şunu bitireyim. Eğer demokratik zeminde siyaset yapılacaksa, demokratik zeminin önündeki engeller derhal kaldırılmalıdır. Yani siz %10'luk barajla bu ülkede nasıl demokrasi inşa edeceksiniz? Silahlara nasıl veda edeceksiniz? O vesileyle hükümetin bir an önce yol temizliği dediğimiz bu süreci bir an önce yapması gerekir. Ama ne hikmetse hükümet
bunları yapmadan hala takılıp, yani birinci aşama kazasız belasız bir şekilde bitmişse, silahlı güçler ülkeyi terk etmişse ve silahlar susmuşsa, biz bunun ruhuna uygun demokratikleşmeyi bir an önce yapmalıyız. Peki. Hükümet bunları yapması gerekirken tam tersine birinci sürece takılıp yeniden, yani efendim, bir paket sunduğunu, bir paket hazırlığı içerisinde olduğunu söylüyor. Bakın, çok dostça söylüyoruz biz. Yeni bir paket hazırlanacaksa bu paket barışın ruhuna uygun bir paket olmalıdır. Hı hı. Yani üçüncü yargı paketi, dördüncü yargı paketi, beşinci yargı paketinin ruhuna uygun tespitler yaparsanız gerçekten bu iç barışı siz heba edersiniz. Peki Sayın Sakık, bu olumlu süreci siz heba edersiniz. Az önce aslında araya girdiğimde ana dille ilgili bir sorum olacaktı ama demokratikleşmeye hemen devam edelim oradan. Yani siz ne bekliyorsunuz bu paketten? Dediniz ya, demokratikleşmenin önündeki engeller ne? Bu ne, hangi engellerin kaldırılması gerekiyor? Bakın Didem Hanım, yani açık ve net olarak söyleyeyim. Lütfen. 90, yani 100 yıllık bir cumhuriyetle eş değerde olan bir sorun. Bu sorunun adı Kürt sorunudur. Bu sorunun adı, ana dilde Kürtler kendilerini ifade edemedikleri için çare yoksa yol çaredir, dağ çaredir. Kendilerini yollara, dağlara, zindanlara, ölümlere yatıran bir halkın evlatlarıyız. Şimdi bu kadar acı dolu yıllar yaşanmışsa ve bu dille ilgili, bu kültürle ilgili bu kadar insanlar bedel ödemişse, yani Kürtlerin bu kadar uzun yıllar, yani cumhuriyetle yaşıt olan mücadelesi ve son 30 yıl PKK'yla, yani bu kadar acı dolu yıllar yaşanmışsa ana dil için, kültür için, dil için yaşanmıştır. Bugün tabii ki ben 100 yıllık sorunun birkaç gün içerisinde, birkaç ay içerisinde yani çözüleceğine inanmıyorum. Tabii ki zamana ihtiyacımız var ama karşılıklı adımların atılması gerekir. Yani Kürtleri ikna edecek, silahlı güçleri ikna edecek, Sayın Öcalan'ı ikna edecek bir çalışma içerisinde olmalıdır iktidar. Ama bunun gereğini yapmazsa, yani 3. 4. 5. yargı paketlerinde, yani zaman zaman topluma büyük vaatlerle, büyük umutlarla paketler sunulacak ama her paket geldiğinde dağ fare doğurduğu mantığıyla biz öyle bir anlayıştan karşı karşıya kaldık. Evet. Şimdi yeni bir sürece giriyoruz. Bakın, yeni bir süreç, yeni bir sürecin ruhuna uygun bir paketin hazırlanması gerekir. Burada özgürlükler olmalı. Burada siyasi partiler yasası ve seçim kanunu, %10'luk baraj, bununla ilgili hükümetin açıklaması olmalı ve hükümetin açıklamaları, yani ana dilde, evet, bir ana dil bir haktır. Bu hakkı kabul ediyoruz ama şu anda yasal olarak, anayasal olarak engellerimiz var. Bunları hep birlikte aşacağız. Bu taahhütleri istiyoruz. İşte bu karşılıklı adımların atılması gerekir. Peki Sayın Sakık, biz de söylüyoruz, Sayın Başbakan da söylüyor. Bu süreci engellemek isteyen herkes sürecin altında kalır. Aynı şey Sayın Başbakan ve hükümet için de geçerlidir. Bu kadar, yani olumlu bir iklim yaratılmışsa bu sürecin ruhuna uygun paketlerin bir an önce kamuoyuna sunulması lazım. Peki Sayın Sakık, özgürlüklerin, yani hayat bulması gerekir. Evet Sayın Sakık, şimdi evet, bu sorunun adı Kürt sorunu ve ana dil sorunu dediniz ya. Şimdi o zaman ben sizin sözlerinizden şunu mu anlıyorum? Yani ana dilde eğitim olmazsa olmazınız, öyle anlaşılıyor. Başbakan Türkmenistan dönüşünde resmi okullar içinde, özel okullar içinde böyle bir çalışma yok dedi. Ama böyle bir çalışma olmasa bile en azından buna inanıyoruz demeleri bile sizin için bir adım mıdır, yeterli midir peki? Bakın, başta da belirttim, yani bu devasa sorun, yani hemen birkaç ay içerisinde çözülmeyeceğini, biz şunu taahhüt ediyoruz. Sayın Başbakan çıkıp, evet, ana dilde eğitim bir haktır. Biz Türk kardeşlerimize ve diğer bu coğrafyada yaşayan diğer halklara bu konuda haksızlık ettik. Yani yeni anayasamızı, yasalarımızı buna göre dizayn edeceğiz. Yani birlik içerisinde farklılıklarımızı koruyacağız. Bunları söylerse bunun karşılığı var Kürt cephesinde. Ama bu olmaz derse, bu o zaman bunun adı bir oyalama olur.
Bakın biz 21 Mart'taki Diyarbakır Nevrozu'ndaki Sayın Öcalan'ın açıklamalarını bir manifesto olarak görüyoruz. Hı hı. Yani Türkiye halklarının ortaklaşa bir ortak hukuk oluşturacağı bir manifestodur. Bakın orada ulus devlet istemiyoruz diyor. Biz demokratik bir devlet istiyoruz. Demokratik bir ulus istiyoruz. Yani bütün halklar için demokrasi inşa edelim diyor. Ve birlikte yaşayalım, birlikte helalleşelim ve ortak bir cumhuriyeti birlikte nasıl inşa edebiliriz diyor. Şimdi Kürtler açısından bu çok önemli bir tespittir. Evet. Biz bunun arkasında duruyoruz. Bakın yakın bir tarihte ayın 24'ünde 25'inde bir Kürt konferansı olacaktı. Sayın Öcalan'ın çağrısı üzerine 4 konferans üçü gerçekleşti, biri de gerçekleşmek üzere. İlk konferans Ankara'da oldu. Yani Türkiye halklarıyla nasıl bir arada yaşayabiliriz? Bu konuda bir araya geldi. Türkiye'de demokrasi ve özgürlük talepleri olan herkes bu konferansta bir araya geldi. Bir konferans Diyarbakır'da, bir diğer konferans da Brüksel'de. Son konferansta ayın 24'ünde 25'inde yani Ağustos'ta olacaktı ama tahmin ediyorum 15-16 Eylül'de her yerde yeni bir konferans olacak. Neden ertelendi?